Bir sal akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dostu selamlarla başlarım. Evet Bitcoin ne yapmaya çalıştı alt günlerde son durum ne piyasalar bize ne söyleyecek. Hepsine değineceğiz ama ondan önce kanalımıza uyarı olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa yazın. Hepsini tek tek cevapladım biliyorsunuz. Evet iki hafta çok güzel vurduk vurduk. Pazar ve cumartesi günü nakite geçirdik. Özellikle kısa vadeli Kısa vadeli coinler için. Uzun vadeli evet toplamaya devam ediyoruz. Uzun vadeli topluyoruz. major coinleri topluyoruz. Ama kısa vadeli e, Cumartesi pazar bizim Telegram grubu e, hemen zaten sinyali aldı. Direkt zaten söyledik. Nakide 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 geçiyoruz. Terminale baktığımızda korku var korku var korku var. Bitcoin e, yani şuradaki terminali gördüğümüzde 7.2 e, Ethereum 12.8 BNB 19 Evet XRP XRP'nin arkasında bir mahkeme olayları var sonuçtan sonuçtan diye bir net söyleme olmasa da malı götürmüşler yukarı vurmuşlar. Olay bu. Evet korku hakim 2 gündür korku hakimse herkes korkuyorsa alt coinler kan gölüne gönderse dedik ki %10 ateşleyin. %10 ateşledik dün. Ee, videoda da söyledim. Telegram grubunda açık ve net şekilde söyledim. Dünkü alınan bazı coinlerden evet güzel bir kar yani Bitcoin çerçevesinde güzel bir kar sağlamış oldum. Evet. Ee, direnç seviyedik 16 şey 19600 bandı. Bakın tam buralardan da red diyoruz, red diyoruz. Ne zamana kadar yarın yarın büyük bir gün arkadaşlar. Evet. Piyasada ne konuşuluyor? 50 75 100. 50 gelirse evet tadından yenmez dedik bizim piyasalar için ama aması var. 50 geleceğini ihtimal vermiyorum. 75 ile 100 bas 75 ile 100. 75 gelirse ne olur? 100 gelir. 100 gelirse İşler ciddiye biner. Dikkat edin. Dikkat edin derim. E, 75 gelirse buradan uçuyoruz değil arkadaşlar. Evet. Şu düşüşler 75-80 bandını fiyatladı ama e, burada işte ne yapacak? Bitcoin kendi sinyalini, kendi yolunu çizmeye devam edecek. Eğer yön aşağısa, evet yön aşağı, yön yukarıysa yön yukarı. Yani 75 ve 80 sinyali geldiğinde direkt atlamayacağız. Şöyle bir biraz bekleyelim. Powell'ın açıklamasını bekleyelim. Satır aralarında bizi neler bekliyor onlara dikkat edeceğiz. Ee, geldik geldik evet büyük tabloda hocam büyük tabloda topluyor muyuz? Evet Evet bir, birçok indikatör iki aydır dip sinyalleri yaktı. Bu dip sinyallerini daha önce de söyleyeyim buradan boğaya girip aya uzaya gidiyoruz anlamında Paraları ona katlıyoruz anlamında. Evet <laughs> son iki haftadır en aşağı dört katlar vurduk. En aşağı en aşağı dört katlarını vurduk ama. E, bu sinyaller arkadaşlar uzun dönemli Toplama alan. Yani buranın daha aşağısı gelebilir mi? Gelebilir. Daha yukarısı gelebilir mi? Gelebilir ama bu sinyal uzun dönemli toplama alanlarında olduğumuzu 3 aşağı 5 yukarı bunu söylemek istiyor. Tepe sinyalde de geldiğinde kardeşi yeteri kadar kar ettin. Yavaş yavaş kar cebe yakışır diyor. Bitcoin'de diyeceklerimiz bunlar. Yani sonuç 4 gündür e, aşağı yukarı aynı. E, hala şu ikinci e, Fibonacci'nin, Golden Fibonacci'nin ikinci çizgisine Tutunduğumuzu görürüz zaten ben şöyle bir uzatmıştım evet o çizgilerden bakın uzattığımız yerden hala ilerlemeye ee, devam. Güzel bir gün yakın mı yakın mı aslında bakın daha önce 2-3 hafta önce özellikle 25 26'yı konuşurken şimdi düşen trend bakın arkadaşlar şu düşen trend aşağı yukarı fibonacci'nin beyaz ortalamasıyla da e, birebir aşağı yukarı paralel gidiyor. Buranın üzerine atalım. Evet, bir fibonacci'nin şu beyaz o e, bir önceki cycle'a çok benzediğini söyledim. O yüzden bu ikinci cycle'da tutarız ama olası arka planda olumsuz planlar, FED faizi sert karar alırsa e, evet aşağılarda gerileyebilir gerilebilir mi? Gerilebilir. Diyeceklerim bunlar başka bir şey yok. Yani şu düşen trendi kırdık mı e, yani güzel günler kapıdaymış gibi gözüküyor. Geldik yorumlar kısmına ama DX'e dolar endeksine de bir denim dolar endeksi. E, evet bugün yine bir hataya geçmiş inşallah şuranın üzerine atması 110. 110 bandı üstü tehlike arkadaşlar. Dolar endeksiyle bizler kriptolar altın hisse senetleri ters orantılıdır. Buradan inşallah aşağı doğru gelir diye düşünürüz. Yani Asıl sinyali dolar endeksi (DXY) grafiği veriyor arkadaşlar. Ee, o yüzden gözümüz burada evet tehlikeli sularda evet hala sulardayız. Bakalım yarın her şey belli olacak. Geldik yorumlar kısmına şöyle bir yenileyelim. Bir bardak da çayımdan yudumlayalım. Evet sat yazmış. Bu hocayı az sayıda kişi bilir ama hep nokta atışı yaptırıyor. Bana çok kazandırdı. Telegram linkine attık ee, Gürhan Bey, Rami Elyaf geçmiş olsun. Ee, hocam AP'ye bakabilir misiniz? AP listemizde var. AP daha önce zaten toplattık. Ondan çok güzel karlar yaptırdık. AP güzel yükseldi. CR koyun hakkında deli istiyor. Mahkeme kararlar çıkmış deniliyor. Bilen arkadaşlar yardımcı olsun. Ee, Yiğit hocam arka plandaki şimdi video çekerken haberler kısmına bakamayabiliriz ama bizim telegram grubunda yazarsanız arkadaşlar bulur. Ee, Telegram grubumuzda arkadaşlar hemen videonun altındaki açıklamak kısmında Kral geçmiş olsun XVS Mustafa Mustafa hocam bu sefer parayı vuruyor musun bir bakacağız Pundix arzı harika ama kendinde bir iş yok bir inceleyebiliriz Barbaros Barbaros'a vuranlar arasında ee, Recep hocamız evet geçmiş olsun Sedat hocamız da evet bu aralar rahatsızım arkadaşlar Pitbull'a baktık neyse aşağı yukarı şöyle bir XVS ile bir başlayalım. XVS ne yapıyor? <laughs> özür diliyorum. Evet. X'i bulamadım. Evet. Yanlış yazıyor. Hayırdır? Bugün birazcık heyecanlı var arkadaşlar üzerimde. Bilemiyorum. <laughs> XVS. Direnç burası. Düşen trendi kırmış. Aşağı yukarı. Ritesit hareketi yaparsa yaparsa ee, buralar. Ama yani gördüğüm tablo bir nevi olumlu, bir çıt olumlu. Yani şurada tutunmaya çalışıyoruz. 4.60 band, 4.60 band üzerinde kalırsak e, gideceği ilk yer. Burası 5.71 ve ondan sonra 7.6. Şöyle bir altına bir destek çizelim de arkadaşlar. Düşüşler bizi nereye kadar getirir? Asıl önemli olan o. Arasay, Arasay, Arasay güzel. Arasay'dan sinyal var. Arasay'dan sinyal var ama yani birçok oyunda belki sinyal olabilir. Bakın bugün dediklerim, dünkü dediklerim, son üç gündür dediklerimde olan şu. Sinyal alabiliriz, düşen trendi kırmış olabilir ama piyasalar tedirgin arkadaşlar. Yani Bitcoin ve yarınki Fed toplantısı sonrası hareketlere bakmakta fayda var. Yeni alacaklar, bunu düşünmeleri lazım. Evet ikili stratejimiz al sinyali yakmış, al sinyali yakmış. Şöyle büyük tablodan baktığımızda ne görüyoruz, ne görüyoruz? Yani şuraların bizi çok fazla oyalayacağınız. Yani şurada oyalamış aslında buradan bir red diyebilir. Ee, yani e, şu bant arkadaşlar yani 5.7, 5.7 belki bir için aşağı indirelim. Yani tam şurası evet 5.5, 5.5 direnci alırsak kademe kademe 7 ee, Kaç 7 Şöyle yapalım. Bunda 7.67 bandı. Arasay Arasay güzel. Yani Arasay'da ilk sinyal gelmiş. ikinci sinyal nedir? 47 bandı günlükte arkadaşlar. Ben genellikle günlükte bakarım. Bazen soruyorsunuz. 47 bandı e, üzeri kapanışlar lazım. E, gördüm tablo. Ondan sonra sinyal daha sert bir şekilde bize gösterir kendini. Diyeceklerim bunlar XVS'de. Geçtik. E, geçtik. 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 CHR, CHR'nin hadi bir grafiğine bakalım. CHR'de durum ne arkada? E, kötü haberi varsa grafiğine de yansımıştır. Yani eğer gerçekten arkada deniz haberleri varsa e, şimdi buranın aşağısına salmış olması lazımdır. Ya Hocam zaten daha nereden düştü derseniz. Evet. Or orası ayrı bir mesele. Orası ayrı bir mesele. Ee, yani buranın altı tehlike. Yani arkadaki haberi bırakırsak buranın altı bizi nerelere getirir? Ee, 11 bandı. 11 bandlarına doğru bir e, yolculuk başlar. Pardon burası 14 gösteriyor. Pardon 12. Evet ilk gideceği yer 12 ama 12'yi de kaybedersek kademe kademe buralara doğru e, gelebilir. E, dikkat edin. Şu direncin üzerinde tutulmasına gayret sarf etsin. 14, 14 bandının aşağısı 12'leri getirir. Başka bir şey diyebilir miyiz? Diye miyiz arkadaşlar? Yani bugün birçok bakacağım koyun zaten arkadaşlar grafiği düşen Hepsi desteğini varmıştır. Bir formasyon bakın. Bitcoin aşağı düşerken bir formasyon aranmaz alt Bitcoin ne zaman bir yataya bağlar ya da bir yükseliş yapar oradan yataya bağlar alt de sinyalini verir. İşte biz de o sinyalleri yakalayıp sizlere 4, 5, 10, 15 katlarını sunuyorsa hey hocam ne zaman 15 katı demeyin. Bakın, e, bu ay Şubat Mart ayında kaç kez yaptırdık? E, beni takip edenler bilir. Diyeceklerimiz bunlar. Evet, başka bir formasyon var mı? Yok. E, başka bir formasyon yok. Başka hiçbir şey görmüyorum. Ama buranın kırılımı 2.4 bandın kırılımı da Gözümüzü kaç 3.4 bandına doğru çekebilir ama o gün bugün mi değil <laughs> o günden çok uzadı arkadaşlar bir piyasa toparlansın yani Evet alt altcoin'de kalan arkadaşlar tedirgin ee, zarar üzerine zarar ape ama sadece kendi tuttukları coin'ler değil arkadaşlar birçok coin'ler Tabii AP bunların dışında Şimdi bakın AP'de Kaç kat vurdurduk 3 katına vurdurduk burada 3 katına Şurada W var dedik. Sonra grafiği çizdik. Nokta atışı geldi mi geldi. Bakın. Hedefimiz buralardı. Getirdik. Kar satışlarını yaptık. Burada yükselen bir kama attı. bu kamada çok güzel vur kaç al sat al sat yaparak koyun çıkarttık. Yükselen kama kırıldı. Ayrılmasını bileceksin. Ayrılmasını bilecek. Ayrılanlar geldi. Şimdi bu diplerden topladı. Düşen trend kırıldı dedik. Rites hareketi yaptı. Şimdi yoluna devam ediyorum. Ee, burada bir formasyon var mı? Var. Var var var. Ee, haftalı açarsak W gösterir. Günlükteki W da aşağı yukarı şöyle bir şey arkadaşlar. Şu W e, aşağı yukarı. Şuradan pardon. Şöyle bir W'muz var. W'da aşağı yukarı şu band 6 6.1 bandı üstü yani yatayda bir W var. Şimdi onu göstereyim. Şu olay. Zaten W'nin tepesinden red diyor. 6.1 üzeri kapanışlar gelirse aşağı yukarı bizi yine 7 bantları gösteriyor. Evet sert bir şekilde hızlıca toplayanlardan bir tanesi. Ape var mı? Ape'yi geçen de söyledim. Var elimde ama yavaş yavaş çıkartıyorum arkadaşlar. Ape'yi de elimden. Diyeceklerim bunlar. Yükselir mi? Yüksel. Bu düşeceği anlamında değil. Oyun planında farklı coinleri ekliyorum. Ee, geçtik. Başka. 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 Şöyle hızlıca bir bakalım xvc'ye geçtik. Pundix, 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 Pundix'e bir bakalım. Barbaros. Barbaros da Bitcoin'le Vipcoin alacaktı. Dedik Barbaros bekle. Bekle. Alım sırası değil. Şu anda şu anda piyasaların e, bir kendini toparlama zamanı. FED'den gelsin bir kadar ona göre alım mı satım mı yaparsa. Evet Pundix sert hareket eden coinlerden birisi. E, yani şu mumları yorumlayamam. Burada bir şey diyemem. Açık ve net söylüyorum. Sadece destek direnç yani burada bir formasyon yok arkadaşlar ben bir formasyon görmüyorum açık ve net bir şekilde ama çok hızlı hareket ediyor yani şu coin'e destek çizmeye de gerek yok direnç çizmeye de gerek yok direnci burası şuradaki iğneleri görüyor musun arkadaşım bakın şu iğneleri destek de burası aşağı atıyor zıng yukarı atıyor aşağı atıyor hiç rites etmeden zıng 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 kırıyor. Ee, bu coin'de strateji ne olur alırsın alırken satış emrini girersin %50 ondan sonra tekrardan aşağıdan al gir %50 tekrardan gel aşağıdan al bu coin'de oyun stratejisi bu olacak yani her coin kendine göre bir strateji çizdiriyor ama gördüğüm tabloda en fazla diyebiliriz ki e, red 7 nokta burası kaç bandı 1.6 e, pardon, e, bir band, bir bandın üzerinde ekstra bir mum gelse burada da büyük bir W var ya, o W da bizi çok güzel noktalara yani 1.7 civarına götürür diye düşünüyorum. PonDix'te diyeceklerim bunlar e, Barbaros. E, Arasay ara sayı sinyal veriyorum. Yani ara bile hani bir, burada bir şey okuyamıyorum Ne yalan söyleyeyim Yani okumam gerektiği yer şurasıdır. Şu V hareketini görüp geri çekilmesini de almak yani şuralardan alıp Evet biraz bekletmiş ama bir hafta sonra güzel de bir kar bırakmış. Kaç katı? Üç katı zın zın zın. Vermiş mi? Vermiş. Temiz vermiş. Neyse geçtik. Pitbull'a baktık. SNM'de bir son duruma bir bakalım. SNM'de kar satışlarını herkese yaptırdık. Pardon buz partisine bir bakalım. Buz çizdim çünkü ben her şeyi. Evet bugün yazarken bakın zorlanıyorum arkadaşlar. İlaç kullandığım için belki ondandır. Evet iyice karıştı Ee, bakın bu yazacağım. Neyse şimdi oradan diyecekti ya hoca daha bu yazmasını bilmiyor grafik yorum diyor. <laughs> derlerim derler yani her şeyi bekleriz. Hatta derler ki USD partisi daha geçmişi var hocam oradan bak. Biz de biliyoruz oradan bakmasın. Ama Ondan önceki yani USD partisi çok farklı bir borsada olduğu için oradaki destek dirençler hikaye. Yani orada 3 kişi 5 kişi almıştır. Binance'yi yayınlandıktan sonra 10.000 kişi almış. Yani 10 10.000 kişinin oluşturacağı direnç destek de 5 kişinin oluşturacağı direnç, direnç destek bir değil. Çizdiklerimiz tıkır tıkır işliyorum 2 bandından aldırdık 0-2 4 katı vurdurduk mu vurdurduk. 87 hedefi verdik mi verdik. En son girecekleri burada alın dedik mi aldık. Buradan girenler bile en aşağı paraların 3 katı yaptı. Neyse. Olay ne? Olay ara sayı şişti. Kar satışı. Hedef geldi. Kar satışı. Düşen trend kırıldı. Gir. Ee, cumartesi pazarda zaten buralardan sattırdık. Açık ve net bir şekilde e, kar satışlarını yaptırdık. Yani en kötü ihtimalle de şu 41 bandına çıkılması gerekirmiş. Şimdi şöyle bir yükselen yani 4 saatte yükselen bir trend oluşturmuş. Hocam burada omuz baş omuz formasyonu var Evet ben de onu görüyorum ama sol omuz daha büyük olması lazım arkadaşlar. Ee, ama aması da var. Ee, şu trendi kaybederse ve özellikle e, kaç bandı? 34. 34 aşağısı artık 29 ve 24 bantları bizi bekler. Yani şu trendin altında stop olunabilir mi? Olunabilir. Ee, bizim öyle şu anda bir malımız yok. Çok fazla burada e, gördüğüm tablo var. Arasay arasa ne bir sinyal yok. Yatay'da alsa sinyali çok fazla verir diyorum. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.